Merak ediyor musunuz? Bunlarla neler yapacağız? Şuraya bırakalım. Bunların bir kısmını hazırladım. Bunlar çok küçük, minik çoraplar. Çoraplardan gül yapacağız. Gül demeti yapacağız. Ufak ufak başlayacağım. Küçük küçük. Geldiğinizde eğer merak ettiğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Bunlar yine Eminönü'nden, Tahtakale'den aldığım küçük küçük minik çiçekler. Çok da şık duruyorlar. Yapma çiçek. Geçen yayında bunların nereden aldığımı sormuştunuz, söylemiştim. Yine merak eden olursa söyleyebilirim. Yapışkanları var, onlardan ayırıyorum. Tek tek ayrılsınlar diye. Evet. Bunları önceden yaptıklarım. Şöyle bırakalım. Gerekli malzemeleri sayacağım birazdan. Evet, yeni gelen takipçilerim varsa takibe devam edin arkadaşlar. Çok güzel canlı yayınlar. Canlı yayınlarda kendin yap geri dönüşüm videoları olacak. Neyi nasıl yapılır? Bu videolarda öğreneceksiniz. Hep beraber öğreneceğiz. Belki sizin bildikleriniz vardır. Bana söyleyeceksiniz. Beraber çok güzel şeyler öğreneceğiz. Bunları bir nevi bedava online kurs gibi görebilirsiniz. Bunlar dışarıda, internette çok fahiş fiyatlarda satılıyor. Çiçek sepetinde, gitti gidiyor da bir sürü yerde var. Fiyatları görebilirsiniz. Ama hiç o kadar fiyatlara gerek yok. Elimizdeki malzemeleri birleştirmeyi bilmemiz yeterli.
kahvemizi bitirelim. Ondan sonra dopinglenip başlayalım. Merhaba. Eğer benimle kalırsanız çok güzel şeyler yapacağız. Belki canlı sohbetten muhabbet bile edebiliriz. Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Birazdan yayına başlayacağım. Çok güzel şeyler yapacağız. Evet, sloganımızla başlayabiliriz. Ayşegül Hikayelerinin son versiyonu Ayşegül Atölye'de, Duy Aşkına burada ve sizlerle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi kamerayı bu tarafa vereceğim ki yaptığım şeyleri görebilelim. Biraz daha. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel şeylerimiz var. Bu el ağız silme mendillerimiz. Ne hale geldi görüyor musunuz? Bir bambu, bir tül, küçük lastiklerle bu hale getiriyoruz. Birazdan bunlar nasıl yapılır? Hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi bunları bir kenara alacağım ve başlayacağız. Küçük minnacık çoraplarımız. Gördüğünüz gibi bir kız bebeğimiz geliyor ve onun için hazırlıklar yapıyoruz. İnşallah sağlıkla, sıhhatle. Gelir. Şimdi bambularımızı alacağız. Küçük. Şu bambu şişler vardır ya. Bunları kullanacağım. Şöyle. Çevirerek bir tül parçası alacağım. Rengi boyutu çok önemli değil, nasıl isterseniz.
telli simli şey, şönil diyorlar buna. Bu şönili de kullanabilirsiniz, lastik de kullanabilirsiniz. Küçük saç lastiklerinden. Bir tanesi hazır. Bir tane daha yapalım. İnanın bunlar o kadar büyük paralara satılıyor ki hiç gerek yok o kadar büyük para vermeye. Hatta bunları kendiniz yapıp satabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Küçük bir gonca gül şeklini veriyorum. Bir parça tül. Gelen arkadaşlarım var. Hoş geldiniz. Teşekkürler burada olduğunuz için. İçinden geçireceğiz. Şuraya hafif bir çıt atacağım. Kolay geçsin diye. Şu şekilde tutacağız. Dediğim gibi lastik de kullanabilirsiniz. Sıkıca bağlıyoruz. Gelen arkadaşlarım var. Hoş geldiniz tekrar. Lütfen yayını beğenmeyi unutmayalım. Belki yeni gelmişsinizdir. Abone olabilirsiniz. Böyle yayınlarda beraber oluruz. Diğer videolarımı da görebilirsiniz. Geri dönüşüm kendin yap canlılarıyla sık sık beraber olacağız. Instagram'da ve diğer sosyal medyalarda da varım. Takip etmeyi unutmayın. Bir tülümüzü hazırladık. Bu çorabımızı da yapalım. Sonra size bunları bir araya getirip nasıl bir demet yapacağımızı göstereceğim. Ortasından sivri yerinden geçiriyorum.
Buna da bir şiş. Bunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, yapmamı isterseniz söyleyebilirsiniz. Bu çiçeği gelin kızım için bohça hazırlıklarında kullanmıştım. Anne sen bunu başka bir yerde daha kullan diye bana geri verdi. Şimdi ben onu geri veriyorum. Arkadan bir düğüm atacağım. Sanki başka türlü olmayacak. Sıkıca bağladık. Tüllerini yukarı doğru tutturacağım. Şönille. Evet. Çok tatlı değil mi ya? İsterseniz böyle çiçekli küçük çorapları da içine yerleştirebilirsiniz. Sade renkte de olur, renkli çiçeklerle de olur. Bunu iki kat yapmak istiyorum. Şöyle. Bunların telinin yardımıyla bağlayacağım. İçlerinde küçük atraksiyonlar olsun. Şimdi bunları buket haline getiriyoruz. Bir tane de isterseniz şöyle yapalım mı? Şunu alalım. Bugüne gelen bir çiçek buketim vardı. Onu sarmışlardı. Ben atmadım. Şu anda kullanıyorum. Şimdi düzenlemesine geçelim. Gördüğünüz gibi çapraz şekilde koymaya çalışıyorum. Şu en üstte kalsın. Görüyorsunuz, bu çapraz olacak. Şöyle katlayalım üçgen şeklinde. Buraya koyalım. Küçük olanları en alta koyacağım.
buradan bağlıyoruz. Yine bir tül yardımıyla. Sıkıca bağlıyoruz. Küçük bir buketimiz hazır. Küçük dokunuşlar yapmak üzere şu çiçeklerimi çıkarıyorum, kesiyorum, aralara yerleştiriyorum. Siz bunları isterseniz yapıştırabilirsiniz de tüllere. Çoraplara değil tabii ki, tüllere yerleştireceğiz. Biraz da mor. Biraz renk olsun, değil mi? Beyazları kaldırıyoruz. Dediğim gibi bunları tüllerin üstüne yapıştıracaksınız. Aşağıda yorumlarda bana bildirir misiniz? Nasıl buldunuz? Böyle şeyleri sizler de sever misiniz? Eğer yeni geldiyseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz şeyleri yaparak evinize, bütçesine katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi bir ufak traksiyon. Şunları biliyorsunuz, paket kağıtları. Paket kağıdıyla da biraz süsleyelim, olur mu? Bu uzunluk yeterli. Bunu böyle kalın niye yapıyorsun derseniz, birazdan göreceksiniz, çok güzel bir şey olacak. Kalın ama çok şık olacak. Aralarından
küçük parçalar. Bunu her paketlemede kullanabilirsiniz. Hediye paketleri süslerinde. Makasımızın ve sonuç. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ettim. Tekrar başka videolarda ve canlı yayınlarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.